Gelenler olacak. Burayı gelen olursan söyle. Evet, katılanlar var. Herkese merhaba. Merhabalar herkese. Konuğumuz gelecek. Bakalım gelecek mi konuğumuz? Herkes burada, herkes geliyor. 1-2 dakika bekleyeceğiz. Bir konuğumuz var. Evet, Burak kardeşimiz. Onu bekliyoruz. O da geldi. Merhaba hepinize. Merhabalar. Burak hoş geldin sen de. Tabii bizi katılan, diğer izleyenlerimizle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize tekrar ve tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Umuyoruz ki hepiniz bu yeni düzene, Instagram üzerinden yeni düzene alışma zamanındasınız. Açıkçası ben alışmaya çalışıyorum. İşin gerçeği hiçbir şey program gibi olmuyor. Ama gerçekten bu arada alışacağız. Bugün saat 7 Türk'ten değil ama evlerimizden size sesleniyoruz. Ve sizlerin de bizi takip ettiğini, izlediğini biliyoruz ve hep çok teşekkür ediyoruz. Bugün geç olmadığını, tabii ki sadece geç olmadığını değil, diğer bütün programlarda saat 7 Türk'te gerek Instagram üzerinden, işte gerek Facebook üzerinden veya YouTube üzerinden devam ediyor. Bir süre bu şekilde devam edeceğiz. Birçok selam iletenler var. Yani hepsini şu anda okuyamıyorum ama zamanı gelince okuyacağım. Aziz aynı şekilde selam yapmış. Gülsüm Hanım selamı var. O birlikte sallıyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen yazın. Burak veya ben gördükçe cevaplayacağız. Bugün geç olmadan dediğimiz gibi ben Güzel ve Burak'la devam ediyor. Ben açıkçası hemen çok hızlı bir şekilde Burak'a hoş geldin diyerek kendini kısaca tanıtmasını istiyorum. Sonra ben kendimi tanıtacağım. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. İsmim Burak. Bugün Instagram üzerinden olacağız sizlerle. Normalde prodüksiyona alışığız ama bakalım, umarım güzel olacaktır. Ben finans alanında çalışıyorum. Aynı zamanda iktisat öğrencisiyim İstanbul Üniversitesi'nde. Umarım güzel bir program olur. Hoş geldin. Tabii bugün bizim Instagram'dan ilk programımız. Değerli izleyenler, evet, kusura bakmasınlar. Eğer bir hata falan yaparsak onların anlayışına sığınıyoruz. Ben bugün bir deneme yaptım. Denemede yani kendi hesabımdan bir deneme yaptım. Bu canlı yayınlar nasıl oldu diye. Çok değerli bir dostum var. Sibil hemen girdi. Dedim yani bu Sibil'i de görünce dedim yani ya dedim bu kız dedim nasıl bir Instagramcı? Ağzımdan da şöyle bir samimiyet belirten bir cümle çıktı. Sonra bana yazdı, bana işte şöyle dedim diye. Ona da selam olsun. Tabii bu zamanda yani ben Instagram'ı öğrenmeye çalışıyorum. Özellikle canlı yayın platformunu. Benim adım Uygar Düzgünler, kendim öğretmenim. Bu zamanda ben de biliyorsunuz ki okula gitmiyorum, demiyorum. Benim de öğrencilerimle canlı dersim var. Ama aynı zamanda salı günleri de saat yatırıp aracıyla canlı yayına geç olmadığını modüle eden kişiyim. Hepinize hoş geldiniz. Gizem, sen de kendini tanıtırsan sevinirim. Gizem Düzgünler ben de. Endüstri mühendisiyim. Aynı zamanda küresel liderlik alanında yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisans öğrencisiyim. Böyle evimize hoş geldiniz. Hem Saat 7 Türkiye ekranlarına hem de bu hafta evlerimize hoş geldiniz. Aslında yani şey böyle kameranın karşısına geçiyoruz kanalda daha heyecanlı olması gerekirken sanırım o kişileri hep Uygar görüyor bir şekilde model ettiği için. Biz böyle sizin varlığınızı biliyoruz. Ekran karşısındasınız ama aynı zamanda yoksunuz. Daha rahatlatıcı bir şey oluyor sanırım. Şimdi böyle ekranda isimleriniz aktıkça orada böyle bir gözün yanındaki sayıları gördükçe benim de heyecan katlayım artıyor sanırım. Şimdi şöyle bir hatamız olursa affola. Ben şöyle bir şey yapayım. Yanlış anlamayın. Zaman zaman telefona bakmak zorunda kalacağım. Çünkü canlı yayın buradan da takip ediyor olacağım. Dolayısıyla bazen göz temasımız kaybolabilir. Bunun için de özür diliyorum şimdiden. Bugünkü konumuz tabii geçen haftadan beri yani Türkiye'de birçok şey değişti ama hamdolsun öncelikle onu söylemek gerekiyor ki vaka sayılarımız düşmeye devam ediyor. Vaka sayılarımız azalmaya devam ediyor. Bunun için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Ve duamız odur ki Rabbimiz bu zamanda ülkemize merhamet etsin. Ülkemizi teselli etsin. Bütün dünyada bu virüs salgını sonlandırsın. Biliyoruz ki o en büyük şifa kaynağıdır. O şifasını bütün dünyaya sunsun. Bugünkü konumuz biraz da tabii özellikle bizim programımızla, bizim bu son zamanlarda yaşanan gelişmelerde
insanların çokça bahsettiği bir mesele. Üretkenlik ve yaratıcılık. Şimdi üretkenlik ve yaratıcılık çok önemli bir mesele. Çünkü özellikle bu zamanlarda insanlardan şunu çok duyar olduk. Yani biz evde üretken olamıyoruz. Geçenlerde bir özellikle çok bir sanatçı, bir yönetmendi. Evet, yönetmendi Armağan Çağlayan. Ya yönetmen miydi bilmiyorum ama karıştırırsam biliyorum. Ama büyük ihtimalle yönetmendi kendisi, yapımcıydı. Kendisi şunu söyledi ya, Armağan Çağlayan çok fazla kitap okumayı seven birisi. Dedi ki yani evdeyim, evde olmam gerekiyor ama okuyamıyorum, bir şey yazamıyorum, ortaya bir şey çıkartamıyorum. Dolayısıyla biz tabii hem bu Covid sebebiyle ama hem de genel bir konu başlığı olur diye ne yaptık? Çıkardık. Üretkenlik ve yaratıcılığı biraz konuşalım. Üretkenlik ve yaratıcılığın bizim hayatımızdaki yere biz nasıl daha fazla üretken ve yaratıcı olabiliriz? Belki üretken olabiliriz. Tabii biz bunu konuşurken Burak sen de iyi hatırlıyorsun. Sen kendi hayatından birkaç şey söyledin. İşte paylaşmak ister misin? Evet. Yani konu aslında benim için de biraz zor bir konu. Kendi hayatımda çünkü ben üretken ve yaratıcı olmakta çok zorlanan bir insanım. Ama aynı zamanda bu programa hazırlanırken de en azından konuları daha da irdeleyerek veya bakarak, çalışarak bu güzel bir hazırlık oldu. Yani en azından kendim için de bazı şeyleri, yeni şeyleri öğrendiğim falan bir zaman oldu. Benim için faydalı oldu. Umarım bizi izleyenler için de faydalı olur. Yani genel olarak o şekilde. Ben bu konuda biraz eksikliğini hisseden bir insanım hayatta yani. Böyle yani. Bu arada tabii söylemeden geçmeyeceğim. Saatler olsun. Sen herhalde kuaförler açıyorsun. Teşekkür ederim. Ya bu haftanın bence en bomba olayı bu zaten. Gerçekten berberlerin açılması oldu. Sonunda yani saçlarımızı kestirebildik. Teşekkür umarım ederim. Teşekkür size de. Sağ ol. Size de olsun. Bir ulaştırma. Tabii şey olarak baktığımızda Burak sen söyledin yani ben üretken olamadım yani çok fazla üretken olamadığını söyledin kendi hayatında ama ben inanıyorum ki Burak sen de bu konuda tek değilsin. Evet. Bence insanımızın birçoğu çoğu zamanlarda üretken olamıyor zaten. Tabii bunun faktörleri var, bunun faktörlerine gireceğiz ama belki hani Gizem de biraz başlayabilirim anlatabilir kendisi ama yaratıcılık ve üretkenliğin kaynağı nereden geliyor? İnsanın bu üretkenliğini ve yaratıcılığını çünkü bir potansiyeli var insanın ve bu potansiyeli veren bir de bir güç var. Bu nedir? Biraz bize aslında sen bizimle paylaşsa çok sevinirim. Aslında bir hikaye vardı bulduğum bugün. Kısacık. İlk önce olan taraf başlamak istiyorum birazcık. Ve bizim konumuz aslında bizim durumumuza da uyduğunu düşünüyorum biraz. Birazcık böyle kaçamaklar yapacağım, göz atacağım. Diyor ki hikayede insanlar bir gün Tanrı katına çıkmışlar. Sana artık ihtiyacımız yok ey Tanrı demişler. Biz insan bile yapabiliyoruz diye karşısına dikilmişler Tanrı'nın. Tanrı demiş ki öyle mi hani gerçekten yapabiliyor musunuz? Hadi bir yapın da görelim nasıl oluyormuş diye. Sonra insanlardan birisi yere eğilmiş. Yerden bir avuç toprak almış. Ve sonrasında Tanrı'da şöyle bir cevap varmış. Hop yani bir durun. Nasıl ya? Kendi toprağınızdan kendiniz insanı yaratın da görelim bakalım diye. Aslında bizim toprağımız dediğimiz şey, aslında kutsal kitaptan da biliyoruz insan topraktan yaratıldı diyoruz. O yaratıcılığımız. Yani bize ışık tutan şey, bize umulmadık basit, harika çözümler sunan becerilerimiz bize yaratıcılık. O zaman aslında bilinen bir şey değil, bilinen bir yolu tekrardan yapmak değil ama sıfırdan var etmek. Sıfırdan bir şeyi ortaya çıkartmak. O zaman aslında bu yaratıcılık dediğimizde aslında Tanrı'yı yaratan dediğimizde de bize bu çağrışım güzel yapıyor. Çünkü Tanrı insanı yarattı, dünyayı yarattı, evreni yarattı. Olmayan bir şeyi ortaya çıkarıp var etti. O zaman bizler için aslında bizim yaratıcılığımız nedir? Yani bizler için bu yaratıcılık kavramı ne ifade ediyor? Bizim düşündüğümüz anlamı, gerçek anlamı mı? Yoksa daha derinlerde farklı gizli kalmış anlamları mı var? Birazcık sorduğumuz sorular bunlar. Yani esasında tabii Burak sen de belki ekleme yaparsın ama biz baktığımızda yani bugün bakacağız. Yuhanna 1. bölüme de bakacağız. Ama bütün yaratılış mektubuna baktığımızda biz insanın üretkenliği, yaratıcılığı tabii ki Tanrı'dan geliyor. Yani Tanrı'nın eşsiz lütfu sayesinde onun yaratıcı özelliğini aslında insana da vermesi ve vermiş olduğu bu armağanı da insanın aslında kullanması gerektiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla yani burada yine yaratıcılığın ve üretkenliğin merkezinde Tanrı'nın olduğunu, Tanrı'nın insanı, yaradanın insanı bu şekilde yarattığını, ona çeşitli armağanlar verdiğini,
potansiyel verdiğini ve bunu kullanabileceğini de aslında görüyoruz. Sen bir şey eklemek ister misin bu kısma Burak? Özellikle Tanrı odaklı baktığımızda nasıl bakıyorsun buna? Yani öncelikle tabii ki bizi ilk defa izleyenler varsa veya Hristiyanlık kavramıyla çok yakın ilişki içerisinde olmayan izleyicilerimiz varsa şunu söyleyebiliriz ki Hristiyanlıkta yaratan kavramı, yaratılış kavramı tamamıyla Tanrı'ya aittir. Yani bizler bizi, dünyayı, evreni ve her şeyi Tanrı'nın yarattığına inanıyoruz, iman ediyoruz. Ve aslında ben program başında söylemiştim hani pek iyi olmadığım bir konu demiştim yaratmak ve üretmek konusunda. Ama aslında bunu da hayatta en iyi öğrenebileceğimiz bir Tanrı'ya sahibiz. Çünkü ben Tanrı'nın yarattıklarına baktığımda gerçekten bazen hayret ediyorum. Bazen yani gerçekten garip hissediyorum. Mesela biz evde bir tane kanarya kuşu besliyoruz. Ve yani onu bazen izlediğimde, onu böyle karşısına geçip baktığımda, onun işte dinlediğimde onu falan böyle diyorum ki yani ne kadar harika bir varlık, yani ne kadar güzel bir varlık. Veya işte benim babamın yaptığı meslekten kaynaklı, babam renklerle çok içli dışlı olan bir meslek icra ediyor, zanaat icra ediyor ve bu mesleği gereği biz çoğu zaman mesela kelebekleri inceliyoruz yakından veya çeşitli doğadaki hayvanları inceliyoruz. Ve onların içerisindeki o renk uyumları, o sistemleri falan bu tarz şeyleri incelediğimde aslında Tanrı'nın ne kadar üstün ve bilge bir yaratan olduğunu ve ne kadar aslında keyifli de olduğunu görüyorum. Yani biz özellikle İstanbul'da yaşayanlar bunun çok hasretini çekiyordur yeşil alan konusunu. Ama mesela doğada oturmak, doğaya kendini bırakmak, onu izlemek yani bunlar her insana gerçekten doğaüstü keyif veren bir şey. Ve biz yani çok şanslıyız böyle harika, bilge ve büyük bir Tanrı'ya sahip olduğumuz için. Yaratma kavramı bu şekilde. Yani Tanrı'nın tabii ki de yaratıcı olduğuna iman ediyoruz. Bu konuda belki bir ayet okuyabilirim. Yuhanna ayetini okuyayım değil mi? Yuhanna 1. bölümde şöyle söylüyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yani bu ayetlerde de gördüğümüz gibi sonsuzluktan gelen, başlangıçtan beri var olan ve her şeyi yaratan bir Rabbe sahibiz. Buna iman ediyoruz. Amin. Tabii Burak ve Gizem, tabii size söylemek istiyorum. Üretkenliğimizi bizim insanlar bize bir böyle bir armağan verildi. Ama aynı zamanda üretkenliğimizi engelleyen bazı şeyler var. Yani ben biraz aslında bugün liste yaptım. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum ama siz de yani mümkünse ekleyebilirsiniz. Mesela bir tanesi dijital yorgunluk. Yani bu çok belki ciddiye alınmıyor ama içinde sosyal medyanın da olduğu. Bu arada Melih Ekener, sevgili Melih Ekener yorum yapmış. İnternette sorun var diye. Esasında ben de, herhalde Burak da evdeki bütün internet aygıtlarını kapattık. Evet. Yani sağlıklı bir yayın yapabilmek için. Ama maalesef hem Türkiye şartları hem de insanların bu aralar internet kullanması sanırım böyle bir soruna sebep oluyor. Onun için üzgünüz. Özellikle onu söylemek istiyorum. Ya mesela dijital yorgunluk, bu ne demek yani dijital yorgunluk? Dijital yorgunluk esasında insanların teknolojik aletlere çok fazla bağımlı hale gelmesi. Bunu niye söylüyorum? Eski zamanlarda, yani çok eskiye gitmeye gerek, çocukluğumuzun zamanlarında dijital hayat bu kadar gelişmemişken insanın daha başka kendini dinlendirdiği, kendini dinlediği aktivitelere yöneldiğini görüyoruz. Yani örnek olarak söylüyorum. Ben çok, yani bunlar 10 yıl önce sokaklarda çok fazla gazete okuyan, otobüste de gazete okuyan, kitap okuyan insanlar gördüm. Bu da bir aktivite ama insanların okuma eylemi, yani bir kitap okuma eylemi gerçekleştiğinde insan bir dijital ortama göre, dijital olarak yaptığı başka bir aktiviteye göre daha çok kendini dinleme imkanı buluyor. Ya da dostlarla sohbet, yani
bir yere gittiğimizde işte hemen Wi-Fi şifresini alıp veya internete girip veya sürekli WhatsApp'a bakıp WhatsApp'taki bildirimlere sürekli bakmaya çalışıp o sohbet ortamını kaçırmak. Bunun gibi aslında faktörler bizim insan olarak üretkenliğimizi engelleyenlerin başına geliyor. İkincisi, diğerini size bırakmak istiyorum. Belki siz de eklersiniz. Bence en önemli gerekçelerden bir tanesi, faktörlerden bir tanesi özgüven eksikliği. Yani yaratıcılık ve üretkenlik olarak düşündüğümüzde bir insanın kendisine baktığında bunu yapamam, bunu beceremem, bunu oluşturamam, bunu başaramam şeklinde. Eğer o zorluğa ya da o olaya bakış açısı bu şekilde ise o kişinin üretken olması, yaratıcı olması gerçekten çok 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 zor. İmkansız demiyorum ama gerçekten çok zor olduğunu söyleyeyim. Ben bunu kendi hayatımdan gördüm. Ben de özellikle yazı yazan birisiyim. Ve yazdığım yazılara baktığımda öyle anlar geldi ki ya bunu yapamayacağım. Bu yazıyı, bu içeriği üretemeyeceğim dediğim anlar oldu. Ve gerçekten yani özellikle ilk başlarda böyleydim. Ve öyle düşündüğümde hakikaten yapamadım. Bir türlü yol alamadım. Yani sanki imkansız bir şeyi deniyormuşum. Ama ne zaman ki ya bu hata da yapsam evet imkansız gibi de görünse ben yine de buna devam edeceğim dediğim anda gerçekten potansiyelimi, Tanrı'nın bana vermiş olduğu bu yeteneği yavaş yavaş ortaya çıktı. Dolayısıyla burada bir sabretme ve özgüven sorunu var. Yani bizim insanlarımızın arasında, kendi içerisinde. Kendi yapabileceklerimize, kendi üretebileceklerimize inanmadığımız zaman bu üretken olma faktörü çok fazla maalesef aktif olamıyor. Bilmiyorum. Ben şey ekleyebilirim. Aslında birazcık yaratıcılık dedik, sonra üretkenlik dedik. Aslında yaratıcılık, üretkenlik de farklı düşünme. Birbirine paralel üç kavram ve genelde baktığımızda bu üç kavram hep ortak kullanılıyor, bir arada kullanılıyor. Yani bunlarla ilgili bir makale yapın, okuyun, bir çalışma araştırın, internete girin. Genelde hani hep birbiriyle bağlantılı olarak bir geçiş var. O zaman bundan dolayı biz birazcık bugün çok hızlı bir şekilde yaratıcılığa girip aslında sonra üretkenliğe bakmak istedik. Çünkü günümüzde hepimiz evdeyiz ve evde dururken en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi şu an üretkenlik. Yani eskisi kadar üretken değilim, daha tembelim ya da nasıl üretken olabilirim, ne etkiliyor beni, üretken olmak zorunda mıyım? Yani çok böyle iyi şeyler yapmak zorunda mıyım? Koltuğun karşısında tembellik yapmak yerine bütün günümü dolu dolu geçirmeli, bunu yapabiliyor muyum? Psikolojim bunu el veriyor mu gibi hep sorularla karşılaşıyoruz. Ama aslında bunu bugün için konuşuyoruz. Yani günümüzde bu COVID salgınıyla birlikte olan bir durummuş gibi ama bunun ötesinde de normal günümüzde de ne kadar üretkeniz ona bakmak istedik ve kitap bize bu konuda ne diyor? Birazcık onun üzerine de düşünmek istedik bugün. Şöyle de bir soru var. Yani hem Burak hem bizim hem de aslında kendime de sormak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Zülal Hanım, Zülal Arıkan'a. Kendisi şöyle bir açık bir soru sormuş aslında. Demiş ki belki de nasıl üretken olabileceği hiç öğretilmemiştir. Hı hı. Bununla ilgili de direkt Güngör'ün bir yazısı var. Aslında bununla birazcık konuşmak lazım. Nasıl ve nereden başlayacağını bilemiyordur. Hangi konuda üretebileceği konusunda bir fikri yoktur. Özellikle yani ben bu konuda araştırma yaparken belki tam olarak bir cevap olmaz ama siz de eklersiniz sevinirim. Bunu gördüm. Yani bazı uzmanlar bu konuda araştırma yaparlar. Özellikle çocuk yaşlardan itibaren ailelerine yeteri kadar sevgi görmemiş veya fazla sevgi yani daha doğrusu hepsiyle yapılmış kuşakta çocuklarda üretkenliğin hiç keşfedilmediği saptanmış. Yani bir burada bir tabii bir bilimsel bir konuda tam olarak yani biz bilimsel olarak bunun uzmanları değiliz ama benim okuduğum, benim araştırdığım kadarıyla böyle bir durum var. Yani eğer fazla ilgi görmemiş insanlar, daha doğrusu fazla doğru sevgi görmemiş insanlar, doğru bir şekilde dengeli bir sevgi görmemiş, ailede görmemiş insanlar özgüven eksikliği sebebiyle üretken olup olamayacakları hakkında bir fikre sahip değiller. Bir potansiyelleri olup olamayacağı hakkında bir fikre sahip değiller. Tam tersini çevirelim buradan baktığımızda. Ailede çok fazla istediği yapılmış, her istediği yapılmış. Adeta küçük bir prens veya küçük bir prenses gibi yetiştirilmiş bireylerde, gençlerde, çocuklarda çok fazla her istediği yapıldığı için, her istediği sağlandığı için kendisinin üretkenlik fonksiyonları bu şekilde maalesef pasifize oluyor, kullanılamıyor. Dolayısıyla
Zülal Hanım'ın buradaki sorusu çok güzel. Hiç öğretilmemiş veya hiç öğrenme imkanı bulunmamış çok büyük bir nesil var. Ben bir şey eklemek istiyorum. Sadece bu da yok. Yani bu da bu doğru, çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Ama aynı zamanda bizim ülkemizde çok fazla diğer, yani bu kadar potansiyelimiz olmasına rağmen, gençlik olmasına rağmen, iyi futbolcular, iyi sanatçılar, iyi müzisyenler nüfusumuza oranla çok çıkmıyor değerli arkadaşlar. Bunun da bir sebebi aslında maalesef aileden gelen bazı kalıp aslında fikirler. Yani mutlaka ailenin içerisinde çocuğu, genci ya da o bireyi taşıyıp, biçimlendirip hayata atılmasında ve üretkenlik üretmesi için yardımcı olması gerekiyor ebeveynlere. Biz bugün ülkemizde maalesef işte üniversiteye git, sayısalcıysan mühendis ol, eşit ağırlıkçıysan iktisatçı ol, işletmeye git tarzında bir çocukları, gençleri bir yere yönlendiriyoruz. Ama aslında onları nasıl üretken olabilecekleri, daha başka hangi alanlar, sanat, spor gibi hangi alanlarda onları serbest bırakabileceğimiz hakkında maalesef çok büyük bir yani isteğimiz ya da anlayışımız yok, öyle söyleyeyim. Bilmiyorum siz ne dediniz. Ve şöyle bir durum da var aslında, ona devam ediyordum, soru girdi ama baktığımızda yani bir 24 saate sahibiz. Yani zaman dediğimiz kavram aslında sınırlı bir kavram. Sınırsız gibi gözükse de belli dilimlere bölünmüş 24 saatlik hafta, bir hafta 7 gündür dediğimiz bir kavramdan ibaret. Ve aslında zaman değişmiyor. Yani hepimiz aslında aynı zamana sahibiz. Aynı kaynağa sahibiz hayatlarımızda ve zamanla aslında evlerimizin duvarında duran bir prize benzettiğimizde aynı priz boşta da durabilir. Bir şarj aletini de şarj edebilir. Yani bir bataryayı belki powerbank şarj edebilir ya da çok büyük fabrikanın iş makineleri üstünde de kullanılabilir. Aynı elektrik, değişim hiçbir şey yok ama kullanım alanı çok farklı. O zaman bizler için aslında hayatlarımızda hepimiz o aynı elektriği, aynı güce sahibiz. Ama bunu nerede kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz? Daha çok dediğimiz gibi kendi kendine şarj etsin, devam etsin şeklinde mi? Ya da üretmek için, daha enerji harcamak için mi kullanıyoruz? Baktığımızda herkesin karakteri farklı. Herkese verilen yetenekler farklı. Ve Tanrı da aslında bunları kullanmamızı istiyor bizleri. Size verdiği yetenekleri, bu talentler dediğimiz kutsal kitapta, birazdan o ayetleri de okuruz. Onları kullanmamızı istiyor. Ama bir örnek Duygu'nun söylediği gibi aileler tarafından ya da yetişme tarzımızdan ya da sistemin getirdiği bir şey bizler için. Yeter ki bir üniversiteyi kazanalım, yeter ki bir işe gidelim, paramızı kazanalım, işte haftada 5 gün, günde 8 saat çalışalım. Yani öyle belli bir rutine bindiriyoruz hayatımızı ve aslında bundan kaynaklı o gelen enerjiyi aslında rutin için kullanıyoruz sadece. Ekstra bir şey üretmek, kendimizde olan şeyleri keşfetmek, büyük bir fabrika kurmak, bir daha çok büyük bir alana hizmet etmek yerine sadece rutine hizmet ediyoruz. Ve o zaman da üretkenlik konusu daha çok tartışılan bir konu oluyor bizde. Aynı zamanda bir rica var. Martanivi kullanıcı koduyla, yani ben dua etmek istiyorum yazmış. Duanızı yazabilirsiniz. İhsan duası etmek istiyorum yazmış. Tabii istediğiniz duayı paylaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bir başka faktör. Çok fazla faktörlere girdik ama birkaç şey söyleyeceğim. Belki biraz sen sonra kapatırsın faktörler konusunu. Ülkemizde de başka bir problem var. Ekonomik sebepler. Yani ekonomisi maalesef ekonomik olarak zor zamanlar geçiren, zor durumda olan kişilerin üretkenliği çok fazla olmuyor. Çünkü kaygılar günlük yiyecek alma, faturaları ödeme ve hayata bir şekilde tutunabilme kaygıları olarak sınıflandırılıyor ve devam edemiyor. Bilmiyorum Burak, sen bir şey eklemek ister misin buna? Yani bu söylediğine ağır çalışma koşulları da eklenebilir tabii ki. Dünyada büyük bir kitlenin de böyle bir problemi var. Yani dediğin gibi gündelik hayatı kurtarmaya yönelik bir çalışma hayatıyla beraber aslında üretme konusunda çok da pek fırsatı olmayan, başarılı olma imkanı sunulmayan bir kitlenin yanı sıra aslında Gizem'in dediklerine de ben ek olarak söylemek istiyorum. Ben de o konuya girecektim. Hayatımda da çok bunu deneyim ettim. Aslında üretken olmak konusunda özgüvenli olabilmek için biraz da belki kendi hayatımızdaki yetenekleri ve nelerden zevk aldığımızı da keşfetmek lazım. Yani ben mesela amatör olarak müzikle uğraşan biriyim ve mesela saatlerce gitar çalabilirim ya da saatlerce bateri çalabilirim. Yani müzik alanında yeni şeyler yapmak için hevesliyim, istekliyim, bunlarla uğraşabilirim. Ama buna yeteneğim varken, bundan zevk alırken atıyorum bir edebi eser yazmak için uğraşmaya çalışırsam ve buna yeteneğim yoksa
Yani o zaman bu konuda ben üretkenlik konusunda kendimi özgüvensiz hissetmeye de başlayabilirim. Aslında zorlayabilirim kendimi bu konuda. O yüzden bence yeteneklerimizi keşfetmek ve yapmaktan mutlu olacağımız şeylerde bir şeyler üretmeye çalışmak da yine önemli. Mesela mesleki hayatıma başlamadan önce ben uzun süre düşündüm. Yeteneklerimi düşündüm. Nelere yatkın olduğumu düşündüm. Ve hem biraz zevk aldığım için hem de karakteri bazı özelliklerimden dolayı mesela daha çok finans alanına yönelmeyi de uygun buldum. Ama mesela reklamcılık vesaire gibi şeyleri de aklımdan geçirdim. Ama ben onlara üretme konusunda bu konularda yeteneğimin çok olmadığını düşündüm. Ve mesleki hayatıma bu şekilde yön verdim. Ve şu an gayet mesela mutluluk içerisinde bunu yapıyorum mesela üretme konusunda çok zorluk çekmeden bununla baş edebiliyorum şu an. O yüzden yeteneklerimizi vesaire keşfetmekte bu konuda çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Evet, buyur güzel. Bu kesinlikle doğru ama gençler olarak aslında bizim yaptığımız bir şey de var. Bir nokta da var genelde karşılaştığımız. Bahanelerimiz de oluyor aynı zamanda bu. Yani hayat çok yoğun, yapılması gereken şeyler var. Evet, herkesin hayatında bunlar var. Mecburuz yaşamak için yapmak zorundayız. Ama bir şekilde bahanelere sığınıyoruz sanki. Günümüzün geri kalanını böyle tavana bakarak ya da televizyona bakarak geçiriyoruz. Bazen yapıyoruz yani bunu aslında. Elimizde belki şu an Instagram'dan yapıyoruz ama Instagram'da böyle saçma sapan fotoğraflar, kim ne yapmış, nasıl olmuş diye böyle zamanımızın, o aslında elimizde popülizm büyük bir şey kaynağını, enerjisini buralara sarf ediyoruz aynı zamanda. Ve bahanemiz sonrasında şey oluyor. Yani sevdiğim şey yapmıyorum, sevdiğim şartlara sahip değilim diye, ama elimizde olan zamanı da etkin bir şekilde kullanmayı da biliyoruz. Özellikle bu karantina döneminde. Birçok kişi için evet zor zamanlar belki. Aileleriyle çok kalabalık evler daha zor durumda, ama birçok kişi de sadece evde olmaktan sıkıldığımız da var. Bunu atıcı bir şey kesinlikle, ama bu zaman nasıl değerlendiriyoruz bizler aslında? Hani elimizde büyük bir kaynak aslında, boş bir zaman. O zaman kendimizi keşfediyor muyuz? Sormamız gereken soru belki de birazcık bu. Yani sevdiğim şeyler ne? Zevk aldığım şeyler ne? Bunlarda kendimi geliştirmek için, üretken olmak için ne yapıyorum acaba? Ya da bir şeyler yapıyor muyum? Yoksa zaman akışına bıraktım. 50 gün geçti, 60 gün geçti. Belki buradan sonra bir 30 gün daha geçecek. Belki önümüzdeki kış tekrardan aynı süreci yaşayacağız. Umarım yaşamayız, ama belki yine bir ay, 2 ay karantina sürecinde evlerde kalacağız. O zaman yine böyle çok sıkıcı diye ağlamak mı olacak? Yoksa kendimizi biraz keşfedip üretken olma yolunda ilerleyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki insanız. Hiç kimse her şeyi tamamen bilmiyor. Bilmediğimiz, öğrenmek istediğimiz ya da ilgi duyduğumuz herkes için kesinlikle bir şeyler var. O zaman onlar ne acaba, kendimize soruyor muyuz? Ya da dediğim gibi televizyon ve Çağımızın en büyük problemlerinden biri zaman yönetimi sanırım. Yani çünkü gündelik hayatımızda çok ufak şeylere çok fazla zaman harcayabiliyoruz. Yani oradan oraya, oradan oraya işte elimizdeki telefonda şuradan şuraya geçiyoruz, oradan oraya geçiyoruz hiç düşünmeden. Ve bir anda bakıyoruz aslında bir saatimiz, 2 saatimiz gitmiş. Ya ben bugün ne yaptım mesela, bu saate nasıl geldim diye düşündüğümüzde bazen yani aslında hiçbir şey yapmadım yani nasıl oldu, nasıl geçti bu 5-6 saat falan diye düşündüğümüz zamanlar da oluyor. O zaman belki de zaman yönetimini de disiplinli bir şekilde uygulamak, yine üretken olmaya çalıştığımız şeylere biraz zaman ayırmak da önemli bir nokta. Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle senle konuşurken, yani programdan önce ben konuşurken sen şunu dedin. Yani yaptığımız şeyleri kopyalamak. Karantinadan önce hayatımızı kopyalamak. Yani nasıl sabah mümkünse erken kalkabilmek. Biraz sakince oturmak, hani düşünmek, o güne hazırlanmak, işlerimizi yapmak. Belki bazıları şey diyor, pijama giymemek diyenler var. Yani o da çok Normal ilginç. iş günümüz gibi üstümüzü değiştirmek. Yani hani yani pijamalarınızı pardon konuşamadım çıkartın. Normal kıyafetlerinizi giyin ve öyle başlayın diyen var. Aynı zamanda Şey var, bu pijama demişken karantina sürecine başlayınca aslında belki de hepimizin bu internette firmaların reklamları böyle sürekli karşımıza çıkıyor pıt 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 diye. O dönemde karşıma çıkan en çok reklam pijama ve eşofman reklamıydı yani. Sanırım her şey indirime girerken
tek indirime girmeyen şeyler bu kategoriydi. Aslında üretkenliğimizi azaltan bir şey. Evet, çok rahat bir şey ama ne kadar ihtiyacımız olan bir şey, bizim psikolojimizi ve ruh sağlığımızı böyle yerinde tutmak için, o da tartışılabilir. Aynı zamanda yani Ümit Temur şöyle demiş. Demiş ki tüketim çılgınlığı dönemindeyiz ve hani bu zamanı da böyle tüketiyoruz. Zamanı da bu şekilde tüketiyoruz. Ve elimizde de çok bir şey geçmiyor. Aslında çok doğru. Yani bu belki de dijital yorgunlukla beraber konuşulması gereken ikinci konu. Yani bizim bizde olan, bizim konuşmamız gereken ikinci konudan bir tanesi, iki temel engelleyen faktör. Tüketim çılgınlığı, ki bunun için çok teşekkür ediyoruz. Biz bunu not almamıştık ama dijital yorgunlukla beraber buna bakmak lazım. Çünkü dijital hayattan bağımsız bir şey değil tüketim çılgınlığı. Bu da tabii paralel olarak bizim üretkenliğimizi engelliyor. Ben aslında şunu da söylemek istiyorum. Yani biz de bunu çok herkes bu aralar işte sosyal medyadan karantina günlerinde konuşuyor. Ama belki de şunu konuşmak lazım. Karantina günleri konuşalım tabii ama karantina günlerinden sonra tırnak içerisinde söylemek gerekirse yeni normal hayatımızda nasıl üretken olabiliriz? Yani şimdi bugün baktığımızda birçok işte herkes, yani birçok kuruluş karantinanın zorluğuyla ilgili, karantinadan o başa çıkmakla ilgili konuşuyor. Ama genel olarak hem karantina için hem de karantinadan sonra yeni normal için üretkenliği, yaratıcılığı nasıl arttırabiliriz? Yani Tanrı'nın bize verdiği bu üretkenliği, bu yaratıcılığı, bu potansiyeli nasıl arttırabiliriz? Buna bakmak lazım. Birkaç şey var. Ben bugün biraz taramıştım. Özellikle portallarda. Mesela çok ilginç bir şey. Aklıma gelmedi bu ama eğer bir fikir geliyorsa aklınıza not tutun diyor. Evet. Bu çok doğru. Geçenlerde belki kendisini sormadan bunu söyleyeceğim ama Banu Çelik var Antalya'da, kendisi Grekçe okuyor. Buradan ona çok selamlar. O bir şey yazdı sosyal medyada. Dedi ki ya aklıma bir şey geldi tam yatarken, not almadım. Bir yazı yazacakmış ve not almamış. Sonra sabah uyanmış, o şeyi unutmuş. Yani tekrar ve bu işte 40. defa başıma geliyor falan dedi. Aslında çok doğru. Yani bizim genel olarak üretkenliğimizi arttırmamızın önemli etkenlerden bir tanesi yazı yazmak. Bu hakikaten söz uçar, yazı kalır. Sözü çok doğru. Yazı yazıp not tutup üretkenliğimizi arttırmanın bir yolunu bulabiliriz. İkincisi aslında bunu da söylemek istiyorum. Tabii çok yani klişe gibi gelebilir ama kitap okumak, roman okumak üretkenliği çok artıyor ki bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle çok kaliteli romanlardan sonra, bizi etkileyen romanlardan sonra, bunları okuduktan sonra olaylara bakış açımız çok değişiyor. Birkaç şey daha söyleyeyim. Müzik dinlemek, bu da çok bilinen, müziğin bizi etkileyen, üretkenliğimizi arttıran bir unsur olduğu. Spor yapmanın aynı şekilde üretkenliğimizi arttıran bir unsur olduğu ve tabii iki şey daha var. Fotoğraf çekmek, ama sonuncusu söylemek istiyorum. Çok güzel. Rüyalarınızı yazın diyorlar. Burak. Rüyalarınızı yani unutmadan özellikle yazın. Çünkü tabii buradan Freud'a saygılar ama oradan tabii baktığımız zaman rüyalar bu bilinçaltının bir yansıması olarak her zaman söyleniyor ama tabii ne kadar doğru bu tartışılır. Ama üretkenliğinizi arttırmak için rüyalarınızı yazın diyorlar. Çok ilginç. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? İlginçmiş. Düşünüyorum. Ben sabah uyandığımda rüyamı hatırlarsam büyük bir şey oluyor. O genelde böyle çok berbattı. Ne gördüm hatırlamıyorum ama berbat ya da çok güzeldi diye uyanıyorum ama iyi. Ya çok sık rüya gören birisi değilim ben de. Ama genellikle rüyamda yani genellikle bilinçaltımın yansımaları oluyor. Yani çok satın almak istediğim bir şeyi satın alıyorum vesaire. Böyle rüyalar oluyor ya da oradan aksiyon filmi izlediysem oradan bir yerden atlıyorum, zıplıyorum, düşüyorum falan filan. Ama kitap okuma konusuna ben çok katılıyorum. Hayatımda da bunu 1-2 yıldır çok değiştirmek için çok uğraşıyorum, gerçekten çabalıyorum. Çünkü ya, kitabın farkında belki olmadığımız çok büyük bir avantajı var. Yani belki hayatımız boyunca hiç bulunamayacağımız mekanlarda, hiç bulunamayacağımız ortamlarda veya hiç yaşayamayacağımız hayatları veya hiç deneyim edemeyeceğimiz olayları sadece okuyarak bize deneyim etme, yaşatma ve konuyla yüzleşme fırsatı veriyor. Yani belki hiç yaşamayacağımız düş kırıklıklarını veya hiç yaşamayacağımız mutlulukları vesaire. Yani o kadar açık bir okyanus ki kitaplar. Yani istediğiniz gibi o kitaplardan yani hayatınızı çeşitli yönlere götürebiliyorsunuz. Ve aslında
sizin hayatınızda yaşamadığınız olayların, yaşayan insanların artılarını, eksilerini sürekli okuyunca da hayat konusunda birçok farklı konuda birçok şekilde üretme fırsatımız da oluyor aslında gerçekten. Böyle bir şöyle bir şey de var tabii, buna biraz değinmiştik. Ümit Temur yazmış, bir yorum yazmış. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki, teknolojinin getirdiği yorgunluktan, bilgi kirliliğinden uzak durup biraz kendimizi bunlardan soyutlayıp yaratıcı olmak, istenilen konu üzerine derin düşünmek de çok önemli diye düşünüyorum. Eğer belli bir konu varsa özellikle değerli Ümit, bu çok faydalı ama sen de biliyorsun. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Saklamayalım. Yani şunu kapattığımız zaman içimizi içimize yiyor. Yani onu söylüyorum. Hani bunu kapatayım, rahatsız etmeye alayım tarzında böyle bir şey şuraya koyduğumuzda içimiz içimize yiyor. Sadece bunu telefon bazında söylemiyorum. Dijital yorgunluk aslında her şeyi kapsıyor. Ama daha çok telefonlarımızla biraz meşgulüz. Evet. Ve yapabilenler var mı? Yapabilenler var. Yapabilenleri de kızıyoruz bu arada. Var. Aslında güzel bir örnek var bununla ilgili. Çok araya girip söylemek istedim. Bir arkadaşımızla ulaşmaya çalışıyorduk. Bayağı bir yarım saat aradık yani onu. Farklı bir şey için durum vardı. Ve acil yapılması gereken bir şeydi aslında. Yarım saat sonra ulaşabildiğimizde en sonunda şey dedi. Telefonu rahatsız etmeye almış ve dua ediyordum dedi. Yani bir konu vardı, onun için dua ediyordum dedi. Aslında bir şekilde kendisini arındırıyor yani bu teknolojiden. Ve o zamanını başka şeylerin ilgisini dağıtmasına izin vermeden sadece Rabbe verebiliyor. Telefonun teşvik telefonun oldu benim rahat... için sadece. Tam konuyla alakalı değil ama düşündüğümde ya evet yapmalıyım bunu dediğim bir şeydi. Tabii başka bir yorum daha var. Ümit devam etmiş yorumuna. Demiş ki, yaratıcılığımızı geliştirmek için başvurmamız gereken ilk yer tabii ki yaratıcının kendisi Tanrı. Bunu da başına söylemiştik. Esasında aslında birkaç tane de ayet var. Mısır'dan çıkmış 38. bölüme baktığımızda ki direkt okumayalım ama yani uzunca bir bölüm çünkü. Ama baktığımızda Tanrı tapınağı yapması için ustaları, iki tane ustayı özel olarak bereketliyor. Yani o tapınak güzel yapılsın diye. Dolayısıyla yani çok ilginç bir yaratıcımız var. Yani her alanda en küçük detaylarda bile aslında bizim yaptığımız şeylerde bizi yönlendirmeyi isteyen, bize yetenek veren bir tanrımız var. Ve yani demişler ki, Ümit devam etmiş, bence bize hemen öğretmeli nasıl yaptığını diye. O bizim sanırım arkadaş şey söylemiş. Yani ben daha öğrenemedim ama onu da söyleyeyim. Evet, yani devam edersek bu hususta nasıl devam edebiliriz bize? Yani birazcık burada alan dalgını şu an nereye girsem diye kafamda toparlamaya çalışıyorum aynı zamanda. Aslında kutsal kitaba baktığımızda üretkenlikle ilgili çok fazla nokta var aynı zamanda. Yani farklı farklı böyle ipuçları gibi ama bize bir yol, yöntem veren noktalar aynı zamanda. Baktığımızda aslında yaratılışımızın amacı üretken olmak aynı zamanda. Yani yaratılış bölümünde 1. bölüm 28. ayetlere baktığımızda diyor ki, onları kutsayarak verimli onu çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşaklara, yeryüzündeki yaşayan bütün canlılara egemen olun. Yani bir şekilde burada farklı bir üretkenlik belki ama Tanrı bize üretken olmaya çalışıyor. Ve çok ayette bakıldığında farklı farklı bir yol gösteriyor bize. Bir tanesi farklı bir bakış açısından bahsedebilirim. İsa Mesih bize verdiği şeyler var. İlk başta da söyledik birazcık. Bize verdiği armağanlar, talentler var ve aslında bunları bize kullanmamız için veriyor. En önemli nokta bu. Üretken olmamız için veriyor. Sadece tutmamız, saklamamız için değil ama bir şeyin parçası olmamız adına veriyor. Bu kilisenin bir parçası, bedenin bir parçası, bulunduğumuz iş yerlerinde belki normal günlük hayatlarımızda bir parça olmak. Farklı farklı noktalar ama hepsini aslında bizi biz yapan şeyler ve aslında emanet olarak Tanrı'dan aldığımız noktalar. Kullanmak için Tanrı'dan aldığımız noktalar. Yani aslında Matta'nın 25. bölümü yine çok derine girmek istemiyorum ama bilmeyen kişiler için okursanız ya da internette sonrasında paylaşabiliriz. Çok güzel söylüyor ve sonlarına doğru hikayenin şöyle bahsediyor. Efendisi ona aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. Aslında genellikle hayatlarımızda üretkenlik dediğimizde de atladığımız en büyük noktalardan bir tanesi bu. Evet bir şeylere sahibiz ama birdenbire böyle çok büyük fabrikalar kurmayı bekliyoruz hayatlarımızda ama hani biraz önce o priz örneğinde konuştuğumuz ama belki de Tanrı bizlere yavaş yavaş önce bir atölye kur, küçük bir şeyler yap, ondan sonra adım adım ben seni bereketleyeceğim diyor ama bizler genelde yaptığımız şey çok büyük şeylere odaklanıyoruz eğer üretken olmak istiyorsak.
Bunu başaramadığımızda ya özgüvensiz oluyoruz, ya pes ediyoruz, ya vazgeçiyoruz. Ama Tanrı bizden ne istediğine aslında hiç odaklanmıyoruz. Çünkü bazen Tanrı sadece o küçük şeyi yapmamızı bekliyor. Ve onun için de yaptığımız o küçük şey çok büyük bir şey yani. Dediği gibi bu sözler, yani ben hep teşvik aldığım yerden bir tanesi. Aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Senin küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. Şey, ben birkaç tane şey paylaşmak istiyorum. Yani ben değil de yorumları paylaşmak istiyorum. Bir de soru var. Soruyu cevaplayacak mıyız? Bakalım. Belki zor bir soru. Önce bir yorumu paylaşayım. Erden Mihan kullanıcımız şöyle söylemiş. Bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bakarsak insanlar Babil gibi olmuşlar. Artık Tanrı'yı tanımıyorlar. Her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Ki ben buna katılıyordum. Koronadan önce. Koronayla beraber herhalde biraz anlamışlardır. Yani bunu çok söyledim. Mars'a gidecek olanlar bugün hakikaten fabrikalarda solunum cihazı üretiyor. O yüzden umuyorum ki belli bir süre bu şekilde her şeyin kendi kontrolünde olmadığını anlarlar. Aynen. Yaratıcılık diyoruz. Evet. Ortada yaratılan bir virüs var ortaya çıkan ama bizler onun aşısını bile yaratamıyoruz şu an yani. Yani üretkenlik konusunda bugün Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Diyor ki yani koronavirüs diyor çok ağlatıcı virüs. Aşısı hiç olmayabilir. Yani hakikaten şey gibi oldu. Kötü günler geride kaldı. Sıra daha kötü günler. Açıklama yaptı. Bunu söyleyeyim ama neyse ama yani hakikaten insanoğlu bugün onu bir üretemiyor. Hani biz üretkenlik ve yaratıcılık konusunda konuşurken işte baktığımız zaman bir virüs var ama henüz daha virüse çare olabilecek bir üretim yok. Can Yazırlıoğlu demiş ki üretken olamadığımız zamanlarda basitten başlayarak yani temel olarak nelere başvurabiliriz? Sizin var mı yorumunuz? Ben birkaç şey söyleyeyim. Siz de söyleyebilirsiniz. Ben başla. Ben de düşünüyorum. Ya aslında biraz başında bahsetmiştik Can, değerli Can. Ama bence bunun en önemli tarafı Tanrı'nın bizi nasıl gördüğü, Tanrı'nın bizi nasıl yarattı. Tanrı bizi çok sevdi, bizi çok değer verdi. Önce bunun farkına varmamız lazım. Ve Tanrı için Tanrı bize baktığında sevgili bir oğlu, sevgili bir kızı olarak görüyor. Sana çok değer veriyor. Dolayısıyla özgüven eksikliğimiz var ise bu hususta, o zaman şunu anlamalıyız ki bence ilk elden, bu bir yalan. Yani ben yapamam, ben üretemem ya da ben bunu başaramam şeklinde düşünüyorsak bu bir yalan. Çünkü Tanrı bize bu konuda güç vereceğini, bize bu konuda yanıtlı olduğunu, bu armağanı verdiğini zaten söyledi. Ama yani bu işin ruhsal tarafı ve gerçek tarafı. Ama aynı zamanda bir başka gerçek daha var ki ben bunu kendi hayatımdan söyleyebilirim. Ümit söyledi aslında daha demin. Hakikaten bir izolasyon, sosyal bir izolasyon gerekiyor. Bir şeyi konusunda üretken değilsek sosyal bir izolasyon gerekiyor. Bir medya yöneticisi var, Gökhan Ünver. Şunu bir şey yazdı. Instagram'da bir gönderi paylaştı geçenlerde. Komikti. Bir şey üretemiyor. Yani bir içerik üretemiyor ve şirketi onunla bununla ilgili yazmış yani. Bir şey üretemiyorsun diye. Diyor ki benim elim deterjan kokuyor. Yani o açıdan yani sürekli ev işleriyle ilgilendiği için içerik üretemediğini söylemiş. Ama esasında ben şuna inanıyorum. Sessiz zaman yapmak üretkenliğimizi çok başka şekilde arttırıyor. Ve özellikle İsa Mesih'in Marta Meryem diyaloğuna baktığımız zaman Meryem İsa'nın dibinde oturdu. Marta birçok şeyle ilgilendi ama İsa dedi ki Meryem doğru olanı yapmıştır. Ve o bundan alınmayacaktır. Aynı devam edebilirim. Çok özür dilerim. Ümit şöyle demiş. İnsanlar koronavirüsü görünce bir dakika ya dediler. Bunu kontrol edememek asıl kaosu yarattı. Ve bir soru daha var Ümit'ten. Armağanlarımızı keşfetmek de çok önemli. Bunun üzerinden gidilebilir mi? Yani nasıl armağanımızı keşfedebiliriz? O zaman belki bunu sorabilirim. Az önce aslında armağanlarımızı keşfetmek konusunda biraz konuşmuştuk. Bunu yapabilmenin en büyük yolu zaten hayatta birçok farklı alanda bir şeyleri denemek, deneyim etmek. Yani mesela eminim gençlerin çoğunun evinde bir tane gitar vardır. Çünkü herkes çocukluğunda, gençliğinde mutlaka bir gitar öğrenmeye çalışır. Kimisi onu devam ettirir, kimisi bırakır. Önüne bir kağıt alıp yazmayı denemek veya bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak veya yani hayatın içinden herhangi bir şeyi zevk aldığımız ve yeteneğimizin
keşfedebileceğimiz şeyi bulana kadar bence hayatta birçok şeyi denemek ve deneyimlemek gerekir diye hata düşünüyorum. Yapmak belki ya, hata öyle yapmak mi? Ve deneyim. Evet, hata yapmak aynı şey zamanda. Ya, denemek ve deneyimlemek yanında bence birazcık şey de var. Kendini dinlemek de var. Yani bazı evet. kişiler çok böyle ilişkiseldir, konuşmayı severler, ilişki kurmayı severler. Bazı kişiler çok dinlemeyi severler aslında. Yani çok konuşan değil. Ama böyle başkalarının derdini dinlemeyi, onlara yardım etmeyi, teselli etmeyi o kişileri çok severler. Ya da çok güzel sorular üretebilirler. O zaman birazcık bazı kişinin matematiğe beyni çok çalışır. Bazısı çok dışa dönüktür, bazısı çok içe dönüktür. Aslında birazcık armağanlarımız derken kendimizi dinlemek de bu armağanları görmemize sebep oluyor. Yani sadece olay fiziksel yaptığımız yazarlık, işte müzik aleti çalma, kilisede toplama yapma ya da güzel konuşuyorum, işte bir paylaşım yapayım, elektronikten anlayayım, arkada durayımın ötesinde ya da günlük yaşantımızda biraz bakıp ben kimim ve nerede daha etkin olabilirim? Buna odaklanmak sanırım. Armağanlarımızı keşfetmek. Biz burada konuşurken güzel geyikler yapılıyor bu arada Instagram'da. Birkaç tanesini ben paylaşayım. Esen Yalın şöyle Esen Ozan Yalın kullanıcımız. Herhalde Esen Akbulut anladığım kadarıyla. Herkes izole durumda kimler üretken el kaldırsın. Ben üretkenim. Bak kendi adıma söylüyorum. Bak ben el kaldırıyorum. Burak sen de üretken sen de el kaldır. Sonrasında Marta Nivit adlı kullanıcımız yazmış. Yani 13 yaşında olduğunu ve gitar çaldığını, parça ilahiler söylediğini yazmış ki ona şunu demek söz, önde pırıl pırıl yıllar var. Rap seni çok daha fazla kullanacak ve üretkenliğini artıracak. Can Yazırlıoğlu'nun bir yorumu var. Sosyal izolasyon kesinlikle çok yararlı olabilir. Ama aynı zamanda sosyal medyanın üretkenlik için yararlı bir platform olma yönü de var. Bu evet. Zorlu bir süreç gibi geliyor. Yani ben bunu kibarca şöyle söylüyorum sevgili Can. Neydi o? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bunun başka tabii türevleri de var ama ona girmiyorum. Neyse. Ama baktığımızda yani o dengeyi tutturmak da biraz zor gerçekten. Ya, birazcık her şey çok güzel dedik. Çok ince bir çizgi yani bu. Az önce mesela üretkenlik konusunda konuşurken şunu dedik. Mesela dijital platformların aslında ne kadar bizi bağladığını ve biraz kendimizi onlardan izole etmemiz gerektiğini söyledik. Ama aynı zamanda birçok şeyi öğrenmek ve deneyimlemek ve yapmak için de yine mesela bu dijital platformlara da zaman zaman ihtiyacımız oluyor. Sonuçta artık bilgi çağında, teknoloji çağında yaşıyoruz. Bunların hepsi çok önemli. Ama benim için bu birçok şeyin parolası aslında kesinlikle sessizlik. Ben hayatımda onu deneyimledim. Seslere karşı çok duyarlı bir insanım ve sesli ortamlarda veya bir şeylerle benim konsantrasyonumun bozulacağı noktalarda birçok şeyi üretmekte aslında çok zorlanıyorum. Gizem'in bahsettiği gibi o telefondaki rahatsız etme seçeneği aslında hayatımda çok memnun kaldığım seçeneklerden biri. Kitap okuyacağım zaman, dua edeceğim zaman veya herhangi bir hizmete hazırlandığım zaman genellikle onu alıyorum. Yani bu tür süreçlerde zaman yönetimini iyi yapmak, yani üretmek istediğimiz şeye odaklanabileceğimiz bir zamanı önceden ayarlamak bence çok önemli. Yani bu akşam gittiğimde işte 2 saatimi buna ayıracağım veya 3 saatimi, 1 saatimi ve o süreçte başka şeylerden izole olmaya çalışmak bence çok değerli ve önemlidir. Bence arttıracaktır üretkenliğimizi. Böyle bir tavsiye de var. Tabii bunları konuşunca tavsiyeler de geliyor. Sosyal medya orucunu tavsiye ediyorum. Çok fazla kaptırdığımda yaptığım bir şeydir. Bunu bu aralar çok duyuyorum. Sadece Esen'den değil de çok duyduğum bir şey. Duydunuz mu ya yakın çevrenizde? Yani ben kendim bunu yapmaya çalışıyorum. Ama salı günleri yapmamanızı tavsiye ederim. Yani salı günleri oruç tutmayın. Tamam, sen ama onun dışında yaptığını oluyor mu? Yani ben de çeşitli sosyal medya platformlarını aslında son bir süredir kullanmamaya çalışıyorum, bakmamaya çalışıyorum. Hayatımdan biraz çıkarttım çünkü çok zamanımı aldığını düşündüğüm için. Ama tabii ki az önce konuştuğumuz gibi gerekli durumlarda yardıma ihtiyacım olduğunda tabii ki kullanmaya devam ediyorum. Ya şey var aslında, onu düşünüyordum. Biraz önce aslında güreş sorusu sorduğumda direkt kafamda onlar dönüyordu. Birden böyle kaldım falan diye. Ya kutsal kitapta da baktığımızda farklı ayetlerle de bir yol çiziyor. Ayetlerin detayına girmeyeceğim, bölüm bölüm vermiş ama
İlk başta üretken olabilmek için aslında odaklanma konusuna vurgu yapıyor. Sonrasında eğer çevremizdekilerden etkileniyorsak çevremizdekileri daha üretken hale getirmemizi yönünde. Ve aksilikleri beklememizi gösteriyor kutsal kitap. Yani aksiliklerde neler gelebilir? Yani özellikle Eyüp'e baktığımızda bir sürü aksilikle karşılaşıyor süreç içerisinde. Ve en önemli noktalar aslında belki bizim düşünebileceğimiz şeyler şu bugün için elimizdeki göreve odaklanmak. Yani elimizdeki görev ne bizim? Ne yapmalıyız? Ve sonrasında o görevi tamamladıktan sonra neyle karşılaşacağız? Yani ürün ne? Ürüne odaklanmak biraz. Gördüğümüz o meyvelere odaklanmak. O zaman aslında o karşılaşacağımız ürünü düşünmek bize üretken olabilmek adına, devam edebilmek adına bir güç veriyor, bir enerji veriyor. Ve en önemlisi aslında baktığımızda o yarışı tamamlayabilmek bizler için. Bir Hristiyan olarak birçok açıdan yarışı tamamlamak terimini kullanırız ama üretken olmak için de aslında yarışı tamamlayabilmek bizler için en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü en başta dediğimiz gibi Tanrı bizi yarattı, Tanrı bizim elimize fırsatlar verdi, armağanlar verdi ve aslında bunların hepsini onun için kullanmamız için verdi. Yani hiçbir şeyi bize böyle sadece bizde olsunlar, kenarda köşede dursunlar, saklayalım diye vermedi. O zaman bunu sürekli hatırlamamızı, odaklanmamız gerekiyor. Sevgili Nora, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Büyük bir keyifle seyrettik. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Burak, aslında çok da zamanımız kalmadı. Biraz hem konuyla genelleyici olarak anlatıp biraz da bağlayıp anlatmak ister misin? Tabii ki. Yani sonuç olarak üretkenliği konuştuğumuz bugün de şunu söyleyebiliriz ki yeteneklerimiz var. Her birimizin çocukluktan yetişme aşamasından beri var olan, kendimizi belki farkında olarak belki farkında olmadan geliştirdiğimiz noktalar var. Bunları keşfetmek çok önemli. Bunları farklı şeyler deneyerek bunları keşfetmek çok önemli. Bu yeteneklerimizi, üreteceğimiz şeyleri yine Tanrı'nın yüceliği için hem kendi hayatlarımızı geliştirmek için hem kardeşlerimizin hayatlarını geliştirmek, onlara destek olmak için de üretmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda bence yine disiplinli bir zaman yönetimiyle yapmaya çalıştığımız şeylere odaklanarak, zihnimizi bunlara vererek üretmeye çalışmak bence bizi çoğu zaman başarılı bir noktaya götürecektir. Ama şunu da unutmamamız lazım ki aslında sığınabileceğimiz bir Tanrı var. Kendi gücümüze muhtaç değiliz. Ama Tanrı'nın gücüyle her şeyi yapabiliriz. O, bu harika bir yaratıcıdır Tanrımız ve zorluk çektiğimiz her noktada Tanrı'nın o bilge ve muhteşem, sınırsız hayal gücüne ve yaratıcılığına dua ile kendimizi teslim edebiliriz. Ben inanıyorum ki kutsal ruhun yardımıyla birçok konuda yapacaklarımızı gördüğümüzde çok şaşıracağız yani. Amin. Güzel, senin eklemek istediğin, toparlamak istediğin bir şey var mı? Yani dediği gibi en başta da söyleyeyim. Tanrı bizleri bir şey için çağırdı. Ve Tanrı'nın bizleri çağırdığı şeyde olabildiğince etkili üretken olmamız gerek. Özet olarak bunu söylemek istiyorum. O zaman bunu nasıl yapabiliriz diye konuştuk. Tanrı'nın bizleri için olan çağrısı karantina döneminde değişmiyor. Yani şöyle bir ayrım yok bizler için. Karantina dönemindeyiz. Karantina döneminin dışındayız. Normal rutinimizdeyiz. Böyle bir ayrım yok. Bizler için oluşturduğu çağrısı aslında sabit. Ve o zaman bizden bir şeyler yapmamızı bekliyor. Bugünlerde bile evlerimizdeyken de bir şeyler için çabalamamızı, bir şeyler yapmamızı bekliyor. Burcu böyle şey yapmış, Burcu Teymur. Bence güzel bir nokta. Yani bu biraz 3-4 dakikamız var aslında. Buna da çok kısa olarak değinmek istiyorum. Belki sizinle yorum yapabilirim. Yani üretemiyorsak da üzülmemek gerekiyor. Yani bu üretirken olamıyorsak kendimizi suçlamamamız anlamında anladığım kadarıyla. Üzülmemek gerek. Belki de sadece Tanrı'yı dinlemeliyiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Üretken olacağım, illa şunu yapacağım, bunu başaracağım şeklinde bir yönlendirişle sizleri de yönlendirmek istemiyoruz. Yani bazen olmaz, bazen hakikaten olmuyor. Hiçbir kişinin sürekli üretken olduğumuz, yaratıcılığımızı konuştuğumuz bir durum olmuyor gerçekten. Ve bu bizim insan olmamızın bir sonucu. İnsan zayıfız, mükemmel değiliz. Ve bazen Tanrı belli bir köşede durup beklememiz gerektiğini söylüyor. Bu yüzden de bir şey üretemiyor olabilir.
Evet. Ve hakikaten ben bu noktaya çok önem veriyorum. Çok teşekkür ederim hatırlatmak için sevgili Burcu. Dolayısıyla yani eğer üretemiyorsak, elimizden gelen her şeyi yaptıysak, üretken olabilmek için bildiğimiz bütün metotları uyguladıysak ama bir türlü olmuyorsa daha Tanrı'ya güvenmeli ve Tanrı'nın bizi nasıl yönlendirdiğine bakmalıyız. Çünkü Tanrı sessizlik zamanlarının da Rabbidir. Yani bu çok önemli. Sessizlik zamanlarında Tanrısıdır. Dolayısıyla ona güvenmeyi de öğrenmek lazım. Aziz Göktuğ şöyle bir yorum yapmış. Programınız için teşekkür ederim. İlgilendirdiniz ve eğlendirdiniz. Sağ ol sevgili Aziz. Sen de iyi ki varsın. İyi ki bizleri takip ettin. Tabii ben genel olarak şunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz ilk defa bunu yaptık. Canlı yayını yaptık. Bir hatamız olduysa, bazen akışı yakalayamadıysak, internet kötü olduysa üzüldüğümüz gelecek haftalarda eğer böyle bu şekilde canlı yayınımız devam ederse bunu iyileştirmek için çalışacağız. Şunu söylemek istiyorum. Üretkenlik ve yaratıcılık bize Tanrı tarafından verilen bir lütuf. Ve bu lütfun değerini, bu armağanın değerini, bunun değerini bilerek yaşamayı ve bunu yapamam, bunu yapabilecek durumda değilim şeklinde düşünmemek gerektiğini söylemek istiyorum. Rab bizleri kendi ruhuyla, kendi gücüyle donatsın ve bizi güçlendirsin. Gelecek hafta Salı günü 8'de yine konuklarımızla karşınızda olacağız. Umuyorum ki gelecek sabaha kadar hepiniz esenlikle kalırsınız. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güzel. Görüşürüz.